Sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlere Sarı Prensesler hakkında bilgiler vereceğim. Sarı Prenses nasıl bir tür balıktır? Karakteristik özellikleri, kaç litre suda beslenmeli, kaça kaç oranla, dişi erkek oranı kaça kaç olmalı, su değerleri, hangi tür yemlerle beslenmeli, onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu arada videoya başlamadan önce kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu tarz videoların devamı kesinlikle gelecek. Arkadaşlar, Sarı Prensesler Malevi Gölü'ne özgü sarı renkte, ülkemize çok çok eskiden gelmiş bir balık türüdür. Çünkü çok eskiden gelmesinin sebebi de ismini dahi Türkçeleştirmiştir. Gerçek ismini şu an videonun altında paylaşırım arkadaşlar, şu an aklımda yok. Ben de hep Sarı Prenses diye artık o ismi dahi unuttuk. Ama bir yerde duymuştum, yabancı bir ismi var. Türkiye'ye çok eski yıllar, yani artık hobiciliğin başladığı yıllarda dahi gelmiş bir balıktır. Malevi Gölü'nde büyük ihtimal şu anda türleri bitmiş durumdadır. Çünkü ev üretiminde olduğu için o türler çok fazla tutulmadığı için, Malevi Gölü'nde bu türlere rağbet olmadığı için ve balık piyasası ucuz olduğu için bu balıkları büyük ihtimal üretmiyorlar o gölde de. Çünkü o göl nadir türlere yer veriliyor arkadaşlar. Hani doğal olarak bir göl ama oranın artık sahipleri ve üreticileri, oradan ekmek yiyen insanlar balık çeşitlerine, balık popülasyonlarına da el atıyorlar. Hani çok doğal dediğimiz göle bile o büyük bir akvaryum ortamı oluşturmuşlar. Zaten onun temizliği falan da yapılıyor. Neyse, fazla lafı uzatmadan. Arkadaşlar, Sarı Prenses dediğimiz gibi Malevi Gölü'ne özgü bir balıktır. Renkleri ilk Türkiye'ye geldiklerinde arkadaşlar sarı renk, kuyruk ve sırt yüzgeçleri siyah çizgilerdedir. Ama bu zamanla başka popülasyonlarla, yani başka tür balıklarla eşleşe tek renk veya böyle hani alacalı bulacalı renge de bulanmışlardır. Ama siz olun, eğer Sarı Prenses besliyorsanız arkadaşlar, tek çeşit olmasına özen gösterin, hani tek renk. Çünkü zaten uygun bir balık, az bir piyasası olan bir balık. Yani balıkların yavrularını satarken karıştırmadan hani tek renk, yani asil olmasına, kanı saf kan olmasına özen gösterin arkadaşlar. Sarı Prensesler yaklaşık 250-300 litreden aşağı akvaryumlarda beslenilmemesi gerekiyor. Çünkü hırçın bir balık, bölgeci bir balık. O yüzden kendi türlerine ve diğer türlere zarar veren bir balık. Mesela diyelim akvaryumunuz arkadaşlar 100 litre. 100 litrede bir akvaryuma Sarı Prenses aldınız. Diyelim ki 3 erkek, 2 dişi veya 5 dişi oldu. Hani siz tam hobici değilsiniz. Hani pet shop'lardan aldınız balığınızı. Baksanız çok kavga ediyor arkadaşlar. Zaten küçük bir litre, hani o ciklet türleri için, ciklet türü dediğim gibi 250 litrenin altında olduğunda kavgaya bağlı stres, strese bağlı ölümler, hani birbirlerine saldırma. Hani balık sadece darbeden değil, bir hani o baskıdan dolayı da dahi ölebiliyor arkadaşlar. O yüzden akvaryumlarında 250 litrenin altına düşmemeye çalışın. O da 1 metrelik bir akvaryum, 1 metrelik 50-50 akvaryumlarda ideal oluyor arkadaşlar. Hangi türü yemlerle besin arkadaşlar? Genelde etçil ağırlıklı ama otçul da beslenen bir tür. Hani salatalık, marul, beyaz lahana, patates denemedim ama patates de verenler var, havuç. Hani bu tarz yiyecekleri de yiyen bir balık. Ama siz bunları verirken dikkatli olun arkadaşlar. Sürekli vermemeye çalışın çünkü ishal olma sebebi oluyor böyle hani tarz yemden. Ama genelde ana öğünü de kaz ciğeridir arkadaşlar. Kırmızı zaten bütün pet shoplarda bulabildiğiniz ciklet türü dediğinde, ciklet türü yemi dediğinizde karşınıza çıkacak yem kırmızı kaz ciğeridir. Onun dışında da arkadaşlar yeşil pro yemler oluyor. İsimlerini tam şu an hatırlayamıyorum. Videonun altına yazacağım. Hani hangi yemler çeşitlerini, onları detaylı bir şekilde göreceksiniz. Ama genellikle beslediğimiz yem kaz ciğeri arkadaşlar. Hani sürekli bu yemi verecek misiniz? Tabii ki de vermeyeceksiniz. Çünkü dışkılarında sorunlar, kabızlık, bulaat, hani bu tarz yemlerden, yani sürekli aynı yemleri kullandığımız için bu tarz hastalıklar ulaşıyor balıklarınıza. O yüzden yem çeşitlerine dikkat edin. Şu an şu tavsiyeyi verebilirim arkadaşlar. Ben hani kendi tecrübemden dayanarak haftada bir kere dana yüreği veriyordum ben Sarı Prenses beslediğim dönemlerde. Dana yüreğinin ne gibi faydası var? Renkleri çok açık. Hani rengi saf oluyor arkadaşlar. Güzel renge bulaştırıyorlar ve balığın doyma şeyini azaltıyor. Mesela nasıl anlatayım size? İyi doyuyor balık. Yeme saldırmıyor. Ama haftada bir kere vermeye özen gösterin. Çünkü balığa haftada 2 ve 3'ten fazla verdikten sonra artık bu yarardan çok zarara dönüşüyor. Çünkü balık
kabızlık problemi yaşamaya başlıyor ve sıkıntılar çok fazla oluyor arkadaşlar. O yüzden haftada bir kere dana yüreği, kaz ciğerini sabahları veriyorsunuz arkadaşlar, sabahları. Dana yüreğini de haftada mesela pazar günleri, evde olduğunuz günlerde gündüz veriyorsunuz. Gece kesinlikle vermiyorsunuz çünkü gece balıkların yüzme refleksi daha az olduğu için tüketemeyecekler enerjilerini ve dolaşım sistemi, yani boşaltım sistemi balığın işlemeyeceği için sabaha kadar balık kabızlık problemi yaşayacak, hastalanma riski daha da fazla olacak. O yüzden gündüzleri, yani protein ağırlıklı yemleri gündüzleri vereceksiniz arkadaşlar. Yeşil tarzlı yemleri, mesela yeşile bulanık yemleri ve sebze ağırlıklı yemleri de geceleri vereceksiniz. Mesela haftada bir kere marul verebilirsiniz. Haftada iki kere şey verebilirsiniz, salatalık. Haftada iki veya üç kez de bezelye verebilirsiniz arkadaşlar. Bezelyeleri, bunları haşlayıp yemleri fazla hani akvaryum kirletmeden o şekilde verebilirsiniz arkadaşlar. Bir de son olarak yem olarak beyaz tavuk göğsü de bazen veriyorlar ama ben hani çok fazla önermiyorum. Tavuk göğsü tıkıyor balığı. Ama deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hani balığı sizin denemenize bağlı her şey. Ama bunu da protein ağırlıkları kesinlikle gündüz ve az, haftada bir kere, sebze ağırlıklarını da 2 veya 3 kez verebilirsiniz arkadaşlar. Kaz ciğerini ana öğün olarak kullanacaksınız. Kaz ciğeri zaten besleyici özellikleri var. Akvaryumundan bahsettik, yemlerinden bahsettik. Ve akvaryumda kaça kaç oranda olmalılar arkadaşlar sarı prensesler. Arkadaşlar her balığı benim tavsiyem, mesela dişi erkek oranınız sıkıntılıysa, mesela dedim 3 dişi 2 erkek veya ben akvaryumu karışık yapmak istiyorsam tek cinsiyette balık beslerseniz hiçbir problem olmayacaktır. Mesela sarı prensesle birlikte beyaz, mavi, yunus besleyeceksiniz karışık, ama bunları kesinlikle tek cinsiyet besleyin arkadaşlar. Çünkü karışık akvaryumlarda dişi erkek oranlı, orantısız olursa kavgalar, ölümler, buna bağlı dediğimiz gibi, önceki konuşmalarında dediğimiz gibi ölümler çok fazla olacak arkadaşlar. O yüzden benim en iyi önerim, eğer yavruyu düşünüyorsanız bu işten üretim, hani para kazanmak istiyorsanız 5'e 1 en iyi orandır arkadaşlar. 5'e 2 idi ancak 350-400 litrelik üzerindeki akvaryumlarda kullanabilirsiniz. 250 litrelik akvaryumlarda ikinci bir erkeğe ben sarı prensesler istemiyorum. Hani çünkü çok problem çıkıyor. Yunuslarda yapabilirsiniz bunu. Yunuslar çok fazla kavga yönelik bir balık değil. Sakin olduğu için, çiftleşme dönemleri haricinde çok fazla kavgaya yönelmediği için, ama sarı prenses, beyaz, mavi, bu tarz ciklet türleri çiftleşme dönemi haricinde de bölge tutarlar. O yüzden daha çok saldırgan ve ölüm riskleri daha fazladır. Hani buna bağlı oranları iyi ayarlayın arkadaşlar. Dişi erkek oranından bahsettik. Arkadaşlar su değerlerinden bahsettim. Su değeri arkadaşlar, ben şunu anlamıyorum mesela. Şimdi bazen su değerleri veriyorlar. Çünkü bunu hobi ortamında su değerini ölçmek mümkün değil. Ancak bunun cihazları bulunacak. Ama su değeri dediğimizde çeşme suyunu çok fazla kullanmamaya özen gösterin. Veya çeşme suyu kullanacaksanız bir gün, iki gün bekletin. En azından içindeki klor uçsun arkadaşlar. Zaten pH değerini ölçemeyeceksiniz ama 7.0, 8.2 falan değerleri iyidir arkadaşlar. Şu an değerleri çok iyi hatırlamıyorum. Yanlış söylemiş olabilirim. Su değerlerini dedik. Su değişimlerini haftada bir kez kesinlikle yapın arkadaşlar. Çünkü bunlar suya çok fazla azot, nitrat dağıttığı için, protein ağırlıklı beslendikleri için suyu çok fazla kirletiyorlar arkadaşlar. Hem yemi hem de dışkıları suyu çok fazla kirletiyorlar. O yüzden suda, suya bağlı, hani suyun nitrattan, dış parazitlerden, suya bağlı hastalıklardan kurtulmak için haftada bir kez dip çekimli olarak arkadaşlar. Dip çekimi kesinlikle yapın çünkü bu akvaryumlarda zaten siz büyük ihtimal şey kullanacaksınızdır akvaryumlardan. Mobilya, hani aksesuar tarzı şeyler kullanacaksınız, taş. Dip çekimi kesinlikle yapın. Taşları kaldırın, taşların içini. Kumu çok fazla havaya kaldırmamaya özen gösterin arkadaşlar. Başka arkadaşlar, aksesuar olarak ben kahverengi, siyaha yakın taşları tercih ediyorum. Açık renk, sürekli açık renkler oldu mu balık saklanma, gizlenme hissini yaşayamayacak. O yüzden strese girmiş olabilirler. Ama kumunu, beyaz kum, beyaz silis kum, hani dışkıyı üzerinde fazla barındırmayacak şekilde beyaz silis kum kullanabilirsiniz. Başka arkadaşlar anlatacağım size, aksesuarlardan bahsettik, su değerlerinden, cinsiyet oranlarından bahsettik, yemlerinden bahsettik, kuluçka sürelerinden de bahsedelim arkadaşlar. Ağızda kuluçka yapan bir tür,
yaklaşık 4 ya da 5 aylıkken, hani iyi bir beslenişle 4 ya da 5 aylıkken yavru vermeye başlıyorlar. Yunuslar mesela 1,5-2 yaşına kadar yavru vermezken sarı prensesler 4-5 santimde yavru verebiliyorlar. 4-5 santimde 5-6 ayda gelebiliyorlar arkadaşlar iyi bir bakımla. Çok hızlı büyüyen bir tür. Mesela şu benim yan tarafta gördüğünüz arada bir 11 tane sarı prenses yavrum var. O yavrular mesela bu yunuslardan küçük olmasına rağmen daha hızlı büyüdüler. Yani yunus türlerine göre, diğer ciklet türlerine göre sarı prenses, beyaz, mavi prenses, bunlar hızlı büyüyen balıklar. Ama şunu size önerebilirim arkadaşlar. Balığınız tam erişkin olmadan yavru vermesine engel olmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü yavruyu ağzında tutamayacak, strese girecek, ölümleri artacak ve hani daha vücudu oluşmadan yavru oluşturmaya çalışacak. Bu da balığa hani nasıl anlatayım size, ağzında problemler oluşacak, strese sokacak. Yani balık kemiklerini, çiftleşme şeyini, mesela doğal ortamlarda bu balıklar 9-10 santimden önce çiftleşmezken akvaryum ortamlarında yeme bağlı dayalı, hani suyun temizliği, hani şartlar çok iyi olduğu için yavrular zaten küçük yaşta dahi şey yapabiliyorlar, yavrulayabiliyorlar arkadaşlar. Kuluçka süreleri de yaklaşık 17-18-19, hani ideal kesesiz halidir, siz kusturacaksınız. Ama 24-25. Günlerde kendileri ağzından atabilirler. Siz beceremiyorsanız da bu günlerde akvaryumunuzdan güzel, hani iyi bir ortam hazırlayıp balığınızı ayırabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben iyi yavru alayım, hızlı yavru alayım derseniz 6-7. Günde kusturabilirsiniz. Yumurtalar yavaş yavaş kuyruk ve kafaları fışkıracaktır yani yumurtalardan. O yüzden en ideal süre budur arkadaşlar. Bir de akvaryumunuzda tuz kullanın arkadaşlar. Tuz balıkların dış parazit olmasını engelleyecek, yani hastalıklarını engelleyecek, sürtünmelerini, vücutlarına karşı zararlarını hani azaltacaktır. Tuzu şu oranda kullanabilirsiniz. 15 litreye bir tablet veya bir tatlı kaşığı olabilecek şekilde atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama akvaryumunuzda şey varsa, vatozunuz varsa biraz daha azaltın bu süreyi. Çünkü tuz vatoza zarar veriyor arkadaşlar. Ölümlerine sebep oluyor. Özellikle vatozun boyu küçükse veya zaten şey kullanamıyorsunuz da cüce vatozları yiyorlar arkadaşlar. Saldırgan oluyorlar. Ama yine de bu vatoz oranı balığınızın sizin yavrudan beslemenize bağlı arkadaşlar. Yavrudan balık vatoz görebiliyorsa, hani vatozla birlikte büyüyorsa yine de çok fazla zarar vermeye yeltenmeyecektir. Ama daha önceki sahibi veya siz yeni aldığınız balığınızı vatoz yoksa akvaryumunda, vatozu gördüğünde saldırma eğiliminde gösterecektir arkadaşlar. Saldırgan bir balıktır. Tutulması zor bir balıktır. Hani elle olsun şey olsun. Ama görselliği olarak çocukların beğendiği bir balıktır. Güzel bir balıktır. Benim yunustan sonra en sevdiğim balık diyebilirim arkadaşlar. Ucuz, maliyeti az, üretimi kolay ve hastalanması biraz zor bir balıktır. Ama dişi erkek oranına çok dikkat ediyorum. Çünkü yunuslar gibi ikinci, üçüncü erkeği kabullenmiyorlar arkadaşlar. Saldırgan oluyorlar. Başka anlatacağım arkadaşlar sarı prensesler hakkında. Bir de şuna değineyim arkadaşlar. Sarı prenses besliyorsanız beyaz prensesi hadi anladım da mavi prenses içine kesinlikle atmayın arkadaşlar. Çünkü mavi prensesle sarı prensesle çiftleşiyor. Diğer türlerle de çiftleşiyorlar. Diğer renk prenses türleriyle diyeyim. Yunuslarla falan değil de hani Yunus, Oscar, hani o tarz ciklet türleriyle değil de kendi renginin değişik renklerle de çiftleşebiliyor arkadaşlar. Beyaz, portakal, sarıyla, maviyle. O yüzden balıklarınızı çiftleştirirken hani rengi bozmayacak şekilde çiftleştirin arkadaşlar. Ben sarı prenses besliyorsam, hani benim tercihim içinde sadece sarı prenses beslerim. Belki hani bir değişiklik olsun diye dişisini beyaz prenses veya erkeğini beyaz prenses kullanabilirim birkaç tane. Beyazla sarı, maviyle beyaz güzel gidiyor. Beyaz güzel gidiyor arkadaşlar ama şeylere, prenses türlerine, diğer sarıyla maviye. Ama sarıyla mavi arkadaşlar çiftleştiğinde berbat bir renk oluşuyor arkadaşlar ve satılması çok zor oluyor. Benim başıma geldi, ben hani karışık besledim ilk dönemlerde. Birbirleriyle çiftleştiler. Beyazla mavi güzel çıktı arkadaşlar. Böyle beyazımsı mavisi hoş bir balık oluşuyor ama hani alıcısı yine bulabiliyorsunuz ama dediğim gibi sarı prenses çok sıkıntı oluyor. Başka anlatacağım size arkadaşlar. Her şeyden bahsettik hemen hemen. Yavrular 22-23. Günde, 24-25. Günde de aksayabiliyor, çıkabiliyor. Yaklaşık 2-3 ayda yetişkinlerin yiyemeyecek kıvama ulaşabilirler arkadaşlar. Yavrulara şunda mesela sarımsaklı yem veriyorlar arkadaşlar. Kesinlikle yavrulara 3-4 santimden önce sarımsaklı yem,
Tuz da kullanmayın çünkü yavrular çok çabuk hassas oluyorlar, ölümleri çok riskli oluyor. Yani balıklarınızı şey vermeyin arkadaşlar, hani yem haricinde dana cüreyi de dahi buna, Artemia su pilesi haricinde yavrularınıza ekstra bir şey vermemeye özen gösterin. Yavrular en iyi, en kötü 4-5 santime ulaşsın. Çünkü yavrular hassas oluyor. Diğer yetişkinlere verdiğiniz şeyleri onlara uyguladığında ölüm riski çok yüksek. Ben hani bunları yaşaya tecrübe edinmeyin arkadaşlar. Ama ben size uyarıyorum. Çünkü ben kendim çok fazla araştırmadan, şey yapmadan hep denedim. Mesela dana yüreği verdim yavrulara. Dana yüreği 2 santim, 3 santimin altındaki yavruları yani öldürüyor arkadaşlar yani. Ama 4-5 santimden sonra deli gibi yavruların boylanmasını sağlıyor, sağlıklı olmasını sağlıyor. O yüzden 1-2-3 santime kadar balıkta da ekstra bir şey kullanmayın arkadaşlar. Yani anlatacaklarım az çok bu kadar. Eğer videoyu sevdiyseniz arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan Allah'a emanet olun. Hayırlı hobiler diliyorum hepinize. Bu tarz videoların devamı kesinlikle gelecek. Yarınki videolarda Beyaz Mavi Prenseslerin de şeylerini anlatacağım arkadaşlar. Oscar'ın olsun, Yunus'ları zaten anlatmıştık önceki videolarda. Vatoz bakımları, akvaryum temizliği, akvaryum hastalıkları, o tarz şeyleri çekeceğim arkadaşlar. Tekrardan Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.